Oyun Fatih Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün video başlığımızda da gördüğünüz gibi yeni sunucumuzu açtık ve bu bizden çok çok isteniliyordu. Biliyorsunuz 2 seneden beri, 2,5 seneden beri sizlere roleplay videoları atıyoruz. Ne kadar Gun RP, işte bilmem ne RP olsa da roleplay camiasında hakikaten güzel videolara imza attık. 450 bölümü aşkın sezonlar yaptık. 5. 6. sezonlara geldik kardeşlerim ve sunucu açacak mısınız? Sunucu açmayı düşünüyor musunuz diye soran kardeşlerimiz vardı ve ben de Fiveum camiasında tanıdığım, gördüğüm, güvendiğim kardeşlerimizle birlikte, admin yönetimimizle birlikte yepyeni bir sunucu açtık. Sunucunun ismi tabii ki de Oyun Fatih'i koymadım. Böyle bir şey istemiyorum. Hani Oyun Fatih olarak kokmasını istemiyorum ve sunucumuzun farklı bir sunucu olacağından eminim kardeşlerim. Şimdi birazdan anlatacağım. İlk önce şunu söyleyelim. Açıklama kısmına link bırakıyorum kardeşlerim. Daha doğrusu linkler bırakıyorum. İlk linkimiz bizim Discord linkimiz. Discord'a gelerek kayıt yaptırabilirsiniz. Başvurularımız, mülakatımız, yani 3 aşamalı, birazcık zor alıyoruz arkadaşlar. Yani server'a alımlarımız zor olacak. Çünkü direkt bütün adminlerin başında ben varım. Mikrofonunu sıkıntı olanları almıyoruz. Sesi sıkıntı olanları almıyoruz. Çok küçük yaşta kardeşlerimizi almıyoruz. Ve öncelikle şunu söyleyelim. Biz bu server kurulurken arkadaşlar cebimizden 5 kuruş para çıkmadı. Hakikaten Stars Community bizlere sponsor oldu. Açıklama kısmına onların da Discord'unu bırakıyorum. İşte sunucu açmak istiyorsanız vesaire, oradaki Discord'da yetkililerle görüşüp halledebilirsiniz. Makine sağlam. Sağ olsunlar, yardım da ediyorlar. Developerları da gelip bizlere yardım ediyor. Hazır paket olarak zaten Stars Community'nin başka sunucuları da var. Burada isim vermeyeyim. Siz zaten girdiğiniz zaman oradaki başka sunucuları da görebilirsiniz. Ama şunu sorabilirsiniz bizlere. Neden bu roleplay sunucusunda oynayalım? Öncelikle sunucunun ismini ben buldum. Mustafa söyledi bana ne yapalım sunucunun ismini diye. Sunucumuzun ismi gurursuzdan gelen R harfiyle Vizyoner Roleplay. Evet, oradaki bitişiyi söyleyeceksiniz. Sunucumuzun ismi Vizyoner Roleplay. Ben buldum. Bilmiyorum nasıl, bana söylersiniz. Ve kısaltması da sol altta gördüğünüz logodaki gibi VR Roleplay. Vizyoner Roleplay açılımı ve kısaltması VR Roleplay olarak geçiyor kardeşlerim sunucumuz. Evet, şimdi ben bu sunucuda neden oynayayım Fatih kardeşim diye sorabilirsiniz. Neden çete paketi alayım, neden malikane alayım vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, burada çok çalışan adminler var. Öncelikle şunu söyleyelim. Burada serverda kazanılan paket paraları vesaire bütün paralar hiçbir şekilde benim cebime girmeyecek arkadaşlar. Burada öğrenci kardeşlerimiz, admin olanlar var vesaire. Hepsi burada kendi şeyini döndürecek. Sonuçta tamam, sponsorlu, bizim cebimizden 5 kuruş çıkmadı ama burada emek veren kardeşlerimiz var. Onlar da emeğini, karşılığını bu yönde alacak. Şimdi bunu geçelim. Bu sunucuya neden başlayalım? Hemen ben mutemi açayım, çocuklar da burada. Beyler, selamın aleyküm herkese. Öncelikle. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, aleyküm şeref verdiniz. Şimdi ben bir giriş konuşması yaptım. Şimdi birazcık daha server'ın arkadaşlar içeriğinden sizlere bahsedeceğim. Burada founder'ımız Musti Başkan. Musti'yi zaten tanıyorsunuz. Ve Luis. Geri kalan kardeşlerimiz de burada. Developer'larımız var. İşte Domino Bilal olsun. Furkan kardeşimiz olsun. Yusuf adminlikte. İsmini söylemeyeceğim. Hani bir sürü işte Dex var vesaire vesaire arkadaşlar. Ve alımlar, birazcık alımları hard yaptık. Yani diyeceksiniz ki abi sen ve harta bu nasıl bir şey olabiliyor? Evet, bunu diyebilirsiniz. Öncelikle sunucumuz nasıl bir sunucu? İşte abi fan RP mi? Gun RP mi? İşte zıkkım RP mi? Ne RP diyebilirsiniz. Ben bu sunucuya hard RP demeyeceğim. Yalan olur. Biz buraya high RP diyeceğiz arkadaşlar. Medium'un bir üstü, orta seviyenin bir üstü diyeceğiz. Bu nasıl olacak? Şimdi tabii ki de GTA'nın ana mantığının arkadaşlar, biliyorsunuz silah, çatışma, çete, mafya hep böyle gider. Çünkü GTA'nın yapısı budur. Los Santos sokakları budur. Ama biz sosyal RP'yi arttırmak adına legal düzeni birazcık daha ön planda tutuyoruz. Şimdi benim bu sunucuda sağ olsun adminler, çocuklar, developerlarımız hep beni dinledi. Mustafa geldi, benden danıştı, sordu, ettik. Hep birlikte istişare yaptık. Ekonomi sistemini arkadaşlar tamamıyla ben düzenlettirdim. Karar aldık Mustafa ile, istişare yaparak ekonomiyi düzenledik. Ve bu serverda nasıl bir denge sunabiliriz oyuncularımıza, bunu sağladık. Şimdi ilk önce sunucumuzda başvuru formunu dolduruyorsunuz. Açıklama kısmına Discord'u bırakıyorum. Başvuru formunu da bırakıyorum. Oradan bakın. Eğer başvuru formunuzda adminlerimiz tarafından, ki
Başvuruyu okuyan adminlerimiz harbiden çok katı. Haberiniz olsun. İlk önce eğer oradaki başvuru formunuz onaylanırsa Discord'da arkadaşlar mülakata çağrılıyorsunuz. Ve mülakatta işte hile testi vesaire cart curt bunları yapıyorlar. Ve sonrasında arkadaşlar ben de geliyorum mülakata ve sesinize mikrofonunuza bakıyoruz. Şu ana kadar almış olduğumuz kardeşlerimizin hakikaten ben memnunum olgunluktan, seslerden vesaire. Ve alındınız. Artık sunucumuz açıldı. Şu an haritayı boş görüyorsunuz. Böyle göreceksiniz. İllegal mantıkta para kazanmak istiyorsanız illegallerin alayını gizlettirdim. Ve şunu söyleyelim, ben baron olacağım arkadaşlar. Şu an vizyoner roleplay'de, VR roleplay'de ben baronum. İllegalin en başı benim. Benim en baş olmam hem bu zamana kadar full illegal rol yaptığım için güzel bir baronluk ve güzel bir görev sistemi yapacağımı düşünüyorum. Ve bu serverda çete paketi alıp çete rolü yapmak isteyen kardeşlerimiz, ekibiniz varsa gelirseniz ben zaten özel odada sizle konuşuyorum. Grove olsun, Ballas olsun, Lost MC olsun, işte Crip çetesi bilmem neler ve custom iki tane de çete bağımsız açılabilecek arkadaşlar. Ve biz bu sunucuyu çetelerin yoğun olduğu sunucu yapacağım. Ve ailelerin onların üzerinde aşırı hegemonya kuramayacağı bir server olacak bu. Yani daha çok çetelerin cirit atacağı yer olacak bu. Ama illegal konuda, silah konusunda, işte illegalden para kazanma konusunda zor bir ekonomi yaptık arkadaşlar. Zor ekonomi olacak. Ve siz bu sunucuda legal anlamda çok şey yaşayacaksınız. Evet, sunucumuzda ilk defa ve buna da kim bakıyor? Sayın Davut Pinkman. Parados kardeşimi buna verdim. Çünkü rolü çok uygun. Haritaya baktığınız zaman M harfi diye bir şey göreceksiniz. Bunu developer'dan ben istettim. Sağolsun Furkan, Domino vesaire hepsi uğraştı. Yusuf yaptılar. Mali müşavir diye bir şey getirdik arkadaşlar roleplay'e. Ve mali müşavirimiz, genel muhasebecimiz server'da Paradox Ahmet kardeşimiz olacak. Peki bu arkadaş ne yapacak? Legal olarak mekanik satın alan kardeşlerimiz noter huzurunda mali müşavirden, Davut'tan, noterden izin alıp dükkanının stopaj parası, devlete vergi verecek arkadaşlar. Yani ben server'da şunu yapmayacağım. Normalde baron gelir mekaniklerden haraç kes. Hayır. Biz mekanikçi kardeşlerimiz burada rol yaparken onları illegalle, silahla kesinlikle sıkmayıp devlet hiyerarşisinin olduğu bir server yapıyorum arkadaşlar. Nasıl olacak bu? İşte haftalık kazancının biz bir yüzdelik KDV oranı belirleyeceğiz ve bu yüzdelik KDV ile devlete vergisini verecek mekanik. Yanında sigortalı işçi çalıştırıp sigortalı işçilerin de mali müşavirinle kontak halinde olup onun da vergileri alınacak vesaire vesaire. Ve devlet katında çok güzel rol döneceği bir dükkan, legal mekanik sistemlerini bizim sunucumuzda mali müşavirle, ilk defa yapılan mali müşavirlik sistemiyle göreceksiniz ve çok zevk alacaksınız. Peki bu mali müşavir sadece mekanikçilere mi bakacak? Hayır. Şimdi sunucuda biliyorsunuz ki her sunucuda takdir edersiniz ki 2 ay sonra herkes de 10 milyon, 8 milyon, 7 milyon para olunca ne oluyor? Vibe geliyor değil mi? Çünkü oyuncuların artık parayı harcayacağı bir yer kalmıyor. Rust'ın son zamanı gibi vibe sezonu, ne yaparsın? Roketleri yere atarız biz arkadaşlar. Çünkü server bitecek. O yüzden biz insanların parasını kesinlikle admin olarak silmeyeceğiz. Harcayacağınız çok yer olacak. Ve mali müşavir de burada devreye girecek. Çünkü gerçek hayatta bile siz eğer bankanızda 1 milyon gibi 20 yaşındasın ve bankanda 1 milyon para varsa devlet gelir bankana bakar. Sen bunu uyuşturucudan mı yapıyorsun? Legalle mi? Sen kimsin kardeşim? 1 milyon girmiş. Hayırdır, kaçakçılık mı yapıyorsun diye sorgulanma olacak. Ama sizleri tabii ki de sıkmadan. O yüzden mali müşavirlik LSPD'den sonra devlet kademesinde sunucumuzda yer alan en önemli kurum olacak. Ve sunucumuz şöyle olacak kardeşlerim. Bakın, araç galerisine biz 5 tane motor aracı koyduk. Atıyorum, özel araçlardan 6 tane, spor araçlardan 3 tane. Size biz duyurularda şunu söylemeyeceğiz. Arkadaşlar bu hafta yepyeni bir araç eklendi. Hayır. Siz bunları server'da girer girmez afişlerde, reklamlarda göreceksiniz. Galeriye her gün bakacaksınız. Ve en güzeli de devlet kademesinde faiz ve enflasyon sistemi getiriyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Mesela Tony amcamızın şu anda yanında bulunduğu şu aracın fiyatı 20 bin ise devlet bir anda faizle, işte Merkez Bankası faizleri yükseltecek ve alçaltacak. Enflasyon olacak, bir şey olacak. Bu fiyat bu hafta 20 binken diğer hafta bu araç 28 bin olacak. Veyahut bu araç 1 milyonsa haftaya bir anda siz göreceksiniz, ama biz duyurularda admin olarak Discord'da söylemeyeceğiz. Peki bunu yaparak neyi planlıyorsun Fatih kardeşim diye sorabilirsin. İşte ekonomideki dengeyi ve ekonomideki üst düzey dengeyi veya alt düzey dengeyi arkadaşlar.
alt üst ilişkisini dengeleyeceğiz. Ve bu sayede sen cebindeki telefonu açtığın zaman işte kaç paran varsa onu çok iyi bir şekilde idare edeceksin. Diyebilirsin ki ulan ben paramı şimdi 300 bin oldu, şu aracı alacaksın mesela, 300 bin atıyorum. Sultan Ares vesaire başka bir şey alacaksın. Sen diyeceksin ki ulan ben bunu tutayım, belki faizler düşer abi. Devlet belki faizi düşürür, Merkez Bankası. Biz işte arkadaşlar bunu düşürdüğümüz zaman siz bu aracı 300 bine değil 250 bine atıp gidip başka bir adama bu aracın fiyatı faiz yükselince, bu fiyat devlet tarafından 350 bin olunca bu araç, sen bunu 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin neyse kâra satacaksın. Yani bir oyunda ekonomi sıkıntıysa kardeşlerim, paran hiçbir işe yaramıyorsa o serverda oynanmaz. Veya herhangi bir oyunda olabilir bu. MMORPG oyunu düşünün vesaire. Biz devlet anlamında bunu getiriyoruz. Ve arkadaşlar bana bir telefon atın üst cebime. Aman abi. Şimdi siz oyuna her girdiğinizde her hafta yeni bir şey getireceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi yapay ve sanal olmaması için biz bunu sizlere söylemeyeceğiz. Siz girip keşfedeceksiniz. Gelelim. Geldi mi? Bakayım geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sistemi de ileride getirmeyi düşünüyoruz. Çok böyle söylemek istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, paranızı harcayabileceğiniz bir noktada var. Bu zaten her serverda vardır. Mutlaka görmüşsünüzdür arkadaşlar. İşte borsa sistemi, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, bilmem ne falan filan, Maker, Dash, Cash. Buradan sizin paranız 100 bin olmuştur. Bitcoin'in fiyatı 3.7 ise satın alıp 4'e çıktığı zaman bunu biz de elleriz ve bir devlet olarak biz faizi, işte Bitcoin fiyatları düşer vesaire vesaire. Buradan da yatırım yapabileceksiniz. Yani biz vizyoner roleplay olarak bu serverdaki ekonomi sistemi tamamıyla, ben de ekonomi sistemine çok güzel sağlam sütunu oturtturduk arkadaşlar. Yapacağınız çok şey olacak. Bazı şeyler de haftadan haftaya gelecek ama şu an söylemeyeceğim. Spoiler vermeyeceğim. Ve Bitcoin anlamında borsa, döviz, bunları aynı muhasebeci, mali müşavirde gördüğünüz gibi görebileceksiniz. Ve biliyorsunuz Stars Community sponsorluğunda biz burayı açtık dedik. TS'de, Mustafa istersen onu da gösterelim. İsmi neydi kanka? Yanlış söylemeyeyim. Start Community. Yok. Şey mi diyorsun? Salty Chat var arkadaşlar. Salty Chat'te işte daha gerçekçi. Mesela Mustafa'yı arayalım sarı sayfalardan. Normalde videolarında troll yapıyordu kendisi. Tövbe etti. Artık troll yapmayacak. Evet. Atakan'ı arayalım. Şimdi arkadaşlar ben TS'den sesleri attırmadım. Az gelebilir. Konuş abi. Merhaba. Merhabalar Tony amca. Merhaba. Bof aldın, ne yapıyorsun? Eyvallah. Birazcık da hani şebeke konuşma sesi benim şimdi az olduğu için arkadaşlar az geliyor. Onu arttırabiliyorsunuz TS'den. Bunu nasıl yapacaksınız? Whitelist alan kardeşlerimiz Discord'da zaten, TS'niz varsa bunu sadece kuracaksınız, indireceksiniz. O kadar basit. Yapamazsanız adminler zaten yardım eder. Ve megafon sistemi de galiba burada devreye giriyor. Onu da bir deneyelim Luis Bey. Polis Bey, oradan telsize bağlanalım. Ben güzel olacak arkadaşlar. Hani böyle bir tohum attık biz. Buradaki güzel kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz var. Burada çok iyi bilen kişiler var. Güvendiğimiz kardeşlerimiz. İnşallah. Alo, deneme 1 2 3 Fadıl. Elleri havaya kaldır. Tamam abi, tamam. Özür dilerim. Evetim. Oğlum. Megafon abi, mantığı da var kardeşler. Deneme 1 2 3. Bu tarzda da yapabileceksiniz. Şimdi peki. %60'ı legal olup %40'ı illegal olan bir sistemi olacak. Evet, illegalin başı benim. Burada sağlam şeyler yapacağız ama bakın arkadaşlar, kesinlikle bizim serverımız şöyle olmayacak. Ben buna karşıyım. İllegal sistemi şu şekilde çok hızlı anlatıyorum. Bir adam bize gelip, zengindir adam, İşte ben abi paket alacağım abi, bastım parayı, kartelde silah satıcılığı benim ulen falan diye bir şey yapamayacak. Bakın biz her şeyi rolde yapacağız. Şu anlamda pay to win olmayacak serverımız arkadaşlar. Adam paketi satın alacak, kartel olacak. İki kartel olursa sunucuda ileriki zamanlarda, şu an düşünmüyorum kartel almayı. Biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunda CK puanı var biliyorsunuz. CK puanınızı aç, işte -4 ise CK alınırsın vesaire. Bir de ben NAM puanı getiriyorum. Serverımızda NAM puanı olacak. Bir kişi bu sunucuda kartel aldığı zaman parayı basayım abi 5000 10000 lirayı, ben silah satıcısı olacağım kardeşim, ezeceğim çeteleri diye hiçbir şey olmayacak. Benim gözüme gireceksin, baronun verdiği görevleri yapıp +4 NAM puanına ulaştığın zaman iki kartelden biri silah satıcılığını alır. Ve aileler de aynı şekilde, mafyalar da aynı şekilde. Şehirde hiçbir aile normal halka arkadaşlar hegemonya kuramaz. Ha bir vatandaş, tamam, rol geleği doğal RP'nin döneceği bir sunucu olacağı için artist yaparsa tenhada sıkar. Onu ben bilmem. O yüzden arkadaşlar biz ekonomi sistemini de bu denli yapıştırdık. Legale geliyoruz şimdi. Legalde
yapılmayan mesleklerin alayını kaldırdım. Bunun nedeni popülasyonu arttırmak. Bir sunucu da hatırlayın ya, biz şimdi 400 video çektik arkadaşlar. Bir tane sosyal RP yapan adam bulamıyoruz. O yüzden şu anda bütün serverlarda popüler olan balıkçılık mesleği bizim serverımızda. Kasapçılık mesleği bizim serverımızda. Büyük ihtimal zaten bu ikisi yapılacak. Ve balıkçılık, kasapçılık lokasyonları sosyal RP'nin milletin birbirini görebileceği yerlere koyduk. Ve balıkçılıkta satabileceğiniz yerde motele NPC ekledik. Motele bilerek yaptık, gelin ve oraya bir bar yaptık. Şimdi geçeceğiz oraya birazdan. Oraya da bir bar yaptık ki oradaki sosyal yaşantı devam etsin. Benim rolüm, tamam şu an hepiniz bileceksiniz oynayanlar, ben baronum ama ilk bir ay işte biz illegaller gizli olacak. Bir anda her şey olmayacak. Black market sistemimiz var. Ekonomi çok sağlam, temelleri oturtulduğu için black market fiyatlarını söylemeyeceğim, o easter egg'li gidip bulacaksınız. Server'daki illegaller arkadaşlar kara para veriyor. Kara parayı emlakçı değil, çok aşırı saçma, döviz sistemi gelecek ve dövizcinin yanında yakında borsa sistemini getireceğiz. Ve siz paranızı orada değerlendirip alçaltabileceksiniz. Evinizi alırken keza öyle. Legal'in ön planda olduğu ve illegallerin de %40 temelli olduğu sunucumuzda biz bunları sağlam temeller üzerine kurduk kardeşlerim. Çetelere tekrardan parantez açmak istiyorum. Genellikle her server'da bir çete oyuna başlar. Diğer hafta arkadaşlar oyunu bırakır. Bunun nedeni çetelere çünkü roleplay'de önem verilmiyor. Ben şimdi burada arkadaşlar bir esnaf kafasıyla düşünüyorum. Çünkü server'ımı sonuçta ben şu an sizlere bir reklamını yapıyorsam, illegalin patronu olarak şunu arkadaşlar teminatını veriyorum. Çete rolü yapan kişiler bu server'da ilk gün zevk almasın arkadaşlar, tamam mı? Ben kanalı kapıyorum. Bak bu kadar net söylüyorum. Çünkü ailelerle, kartellerle genellikle arkadaşlar toplantı yapıldığı zaman çeteler hep arkaya itilir, şey yapılır. Biz burada çeteler ile de rol yapacağız. Çeteler evet, ballaslar, grovlar tarihi olarak arkadaşlar birbirine düşman, gene böyle başlayacak ama barış da yapabilir. Hud savaşları olacak, Hud'unu geri alabilecek ama doğal RP dönecek. Bizim bu sunucuda arkadaşlar biz anlaşmalı role ben karşıyım. Yapmayacağız. Ha ben de video çektiğim zamanlar oldu mu? Doğrudur. Ayda bir olur. İşte iki taraf zevk alması için yapılır. Bunlar olur ama alayım roketi, emniyete dalayım, zıkkımın kökü oradan vur kır değil. Doğal RP her şeyin önünü açacak arkadaşlar. Legal ruhsat ve silah sistemini de getirmeyi düşünüyoruz. Ama burada çok emek vermelisiniz ki, çok takılmalısınız ki her şeyiniz olsun. Çok farma dayalı bir server inşa etmedik. Bunu zaten oynadıkça göreceksiniz. Ama sosyal RP'li farmı inşa ettik arkadaşlar sizlere. Bunu zaten hepiniz oynadıkça göreceksiniz kardeşlerim. İnşallah Allah utandırmasın. Böyle bir sunucu açtık. Mustafa direkt bunun liderliğinde. Luis burada. Adminlerimiz burada. Tanıdığınız kişiler zaten. Ve başka bir serverla ilişkimiz yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Stars Community çatısı altında sponsorlu olarak bizlere sponsor olup şu an hakikaten cebimizden bir kuruş çıkmadan bunu yaptılar. Teşekkür ediyoruz ve biz burada inşallah sizlere çok sağlam güzel rollerin döneceği şeyler yapacağız. Ve biz hemen şunu da söylüyorum. Ben rol yaparken arkadaşlar gelelim şimdi admin power. İşte admin gücü kullanacak mısınız? Nasıl olacak abi? Mutlaka diyebilirsiniz. Hakkınızdır, doğrudur. Şunu arkadaşlar sizleri zaten videolarımda göreceksiniz. Hatta açarım admin panellerini. Adminliğimi server'ın ilk günü aldırıyor. Bakmayın şu an adminliğim var. O da server'ı deniyoruz diye. Skriptler deneniyor diye. Herkes admin. Kesinlikle server'da benim adminliğim olmayacak. Luis'in adminliğini alacağım. Mustafa da duracak. O da çünkü mecbur. Çünkü Mustafa'nın rolünü şu an hiç söylemeyeceğim. Çok güzel bir rol yapacak. Siz de zaten göreceksiniz. Aynen. Admin desteğinin, admin power'ını biz zaten bıkmıştık. Sadece spectate atan bir kişiye veriyoruz arkadaşlar. O da anlık müdahale etsin diye. İnanın Allah şahidimdir benim. Yalancı şey değiliz yani. Göreceksiniz zaten. Videolarda göstereceğim. Home tuşum, admin tuşum. Direkt aldırttırıyorum ben bizim ekipten. Zaten ben admin kodlarını da bilmeyen cahil bir adamım. O yüzden adminlik konusunda, power konusunda hiçbir sıkıntınız olmasın. Hiçbir kartele, hiçbir LSPD başı admin olmayacak. Adminlerden seçmiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunda da gönül rahatlığıyla arkadaşlar rahat olabilirsiniz. Tamam mı? Zaten ben baronum. Baron olduğum için de arkadaşlar nasıl bir admin power yapabilirim? Zaten bütün kuralları çıkaracak adam ben olduğum için. Ki LSPD'nin başına da arkadaş bir ekip bulduk. Onlar zaten admin değil. EMS'ler zaten admin değil. Normal oyuncularla yapacağız. Hep birlikte kasacağız. Çünkü ilk başta benim baron olduğumu bilmeyeceksiniz. Ve server'a yeni başlayanlar
şu an sıfırdan bir hikaye olduğu için burası, kimse birbirini tanımıyor. Herkes tanışacak. Kimse birbirinin baron olduğunu, chat olduğunu ilk başta bilmeyecek zaten. Gizli olarak devam edip sosyal RP'yi göstereceğiz. Benim diyeceklerim bu kadar. Mustafa, diyeceğim bir şey var mı Luis? Bilmiyorum ama. Yok, güzel anlattın her şeyi. Aynen, ben ya, hem burada yani daha çok sosyal ağırlıklı olacak. Bu balık tutma vesaire, tavukçuluk. Evet. Bunlar olacak işte. Luis, var mı diyeceğim bir şey kardeşim? Şey. Yok abi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle aracımıza, Range Rover biliyorsunuz benim, bir severim. Bir motele gidelim. Şimdi biz haritayı şu an çok kısır bir harita görebilirsiniz. Bazı şeylerin alayı gizli. Şimdi bunlar tabii ki de mekanikler eklenecek, mekanik gelecek, mekanik paketi almak isteyenler. Modlu mekanik paketleri var. Bunları gelirsiniz arkadaşlar, ben karışmıyorum. Buna adminler bakıyor, bu para mevzularına vesaire. Gelirsiniz, bakarsınız. Bağışçı paketleri kesinlikle pay to win ağır olan bir aynen paket olmayacak. Bak, bunun sözünü veriyorum sizlere. Çünkü biz de başka serverlarda bunlardan bıkmıştık. Yoksa abi adama kartellik satalım. Adam bassın, silahları satsın, keleşle gelsin, öyle bir şey yok. Soldan çıksaydın ya. Aynen, soldan iyiydi ama. Döneriz abi. Hoppa, sen şöyle bir şey yapma. Araba testi. Vay vay vay, arabayı görüyor musun kardeşim Tony amcam? Rover abi. Dediğim gibi legal sistemde devlet kademesini ön planda tutacağız. Hepiniz zevk alacaksınız. Mali müşavirlik sistemi öyle. Yakında iki şey getiriyorum, söylemeyeceğim. Gideriz şimdi başka serverda görürüz onu yarın. Çeteler için çok iyi olacak. Bu arada evet, Hood savaşları da olacak arkadaşlar. Mesela Hood'unuzu bile kaybedebilirsiniz ya da birileriyle ekip olup alırsın. Ya ben güzel şunu olur söylüyorum. Yani serverda gezdiğiniz zaman ağır, çatapat, vur, kır serverı evet değil de çetelerin bile sosyal RP'nin en üst düzeyde yaptığı bir şey olacak. Bu balıkçılığı nereye satıyorduk? O NPC kaldırdınız mı? Burada balıkçı. Nerede? Şuradaydı ama. Büyük ihtimal sende öldü. Aa şey, e-map değişti ya, gelecek abi ha, buraya. Tamam, gelir. Arkadaşlar, motele şöyle bir yer ekledik. Görmüş olduğunuz gibi. Biz şuraya balıkçı satışını bilerek haritanın en ortasına koyduk. Çünkü denizde istediğiniz yerde, lokasyonları belirlenen yerlerde arkadaşlarınızla balık yapabileceksiniz. Balık satıcısını bilerek Mustafa ile dedik ki motele koyalım. Hem de Yusuf ekledi buraya, dedik ki buradaki popülasyon, yani geldiğiniz zaman burada gelin ve şu bara bir tane de adam alacağız. Arkadaşlar, şehrin ortasına da bir tane böyle işte kahvesini, limonatasını alacağı bir yer yapacaksınız. Şuralara vizyoner roleplay'in arkadaşlar logosunu eklettik. Şu an bende bir bug olduğu için gözükmüyor. Siz bunları göreceksiniz. Böyle bir motel sistemini yaptı ki her gelen burada kaynasın ve rolünü yapsın arkadaşlar. Tamam mı? Whitelist'lerle aldığımız zaman odada zaten ayrı bir toplantı yapacağız sizlerle. Ne yapmanız gerektiğini, kuralları vesaire, bunların hepsini anlatacağız. Dediğim gibi eski roleplay zamanlarını yaşayabileceğiniz bir server'ı biz burada inşa ediyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi, oyun içinde konuşacaklarımız bu kadar diye düşünüyorum. Her hafta bu serverda yenilik, arabaları yavaş yavaş ekleyeceğiz. Çünkü paranızı biriktirin, bir şeye şey olsun, faiz, bunlar hepsi vergi sistemi. Her girdiğinizde serverda yeni bir şeyleri keşfedeceksiniz ki bu da keşif, oyuncu keşif yeteneğinizi arttıracak. Şimdi gelelim kurallarımız arkadaşlar. Discord anlamında. Hiçbir admin burada benim haberim olmadan veya Mustafa'nın kesinlikle arkadaşlar kıl tanesini oynatamayacak. Hiç, biz şu sistemi getiriyoruz. İlk defa bir roleplay sunucusunda destek kanalının olmadığı diyelim bir sunucu yaşayacağız. Çünkü ben eğer benim kulağıma atıyorum, Yusuf bir adamı spectate etti, aşırı yanlışını gördü. Troll vuruyor, gir. Desteğe çağırmak yok. Direkt ban. Direkt ban. Ban sistemimiz aşırı ağır. Aşırı ağır. LSPD'nin başı olsun, EMS'nin başı, illegal olsun. Adam para vermiştir, kurallarımızı çiğneyip bir şey yapmıştır, desteğe çağırmam, adamla konuşmam. Direkt ban arkadaşlar. O yüzden rol kalitesini çıkartmamız için ben 5 tane kural adminler içerisinde, ki adminlere de var. Eğer bir admin, bu Yusuf olsun, umurumda değil. Domino Bilal olsun, umurumda değil. Zaten beni tanıyorlar, karakterimi. Prensipli adamım ben biraz. O yüzden admin power kullanmış, para basmış, şunu yapmış. Arkadaşlar, yemini billah ediyorum, direkt ban. Bitti. Bu kadar. Çünkü ben kimseyle bu serverda ikili diyaloğa giremem abi. Ben kafam rahat insan olmalıyım. Çünkü ben video çekiyorum. Her gün edit yapan adamım. 12 saatim bilgisayarda geçiyor. Bir de bunlarla uğraşamam. O yüzden arkadaşlar, herkes düzgün, ne yapacağını bildiği harika bir sunuculu roleplay. İnşallah bu temellere inşa ettik. Devam edeceğiz arkadaşlar. Motellerinde böyle içine girebiliyorsun işte, bildiğiniz tipik, bunları illa görmüşsünüzdür başka sunuculardan da. Böyle bir sistem var. Ama dediğim gibi ben legalin üst düzey olacağı sunucuyu hep birlikte görü
Jazz, kırmızı sana çok yakışıyor. Evet. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu kadar. Şurada bir bankamız var. Yakında borsa sistemli bir şeyi bakalım. Furkan, Domino, bunlar ikisi kafa kafaya verdim, ben yapacağını düşünüyorum. Sağlam sistemde bir planım var. Onu yaparsak aşırı zevk alacaksınız. Aşırı. Bu arada şurası değişmiş mi? Bende mi öyle gözüküyor? Evet, sanki eskiden öyle değildi orası sanki. Yo, aynı. Aynı abi. Neyse, benim kafam galiba bir deprem oluyor. Luis, bana bir şeyler oluyor oğlum. Bir şey oluyor abi. Deprem oluyor. Desteğe çıksam. Ben bir şunu bir içeyim herhalde bir kendime göre. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 25 dakikamız böyle birazcık reklam koktu ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta yapmamız lazım. Burada herkesin emeği var. Oyun Fatih olarak açtık. Allah utandırmasın, bir hayırlı olsunuzu alırız. Açıklama kısmına koymuş olduğum linkten Discord'a gelin. Formu doldurun. Mülakata hak kazanırsanız. Mülakata ben bile geliyorum. Mustafa, Luis, hepimiz iniyoruz oraya. Bakıyoruz. Olgun. Artı 18 arkadaşlar burada. Bak onu demedik. Serverımız artı 18. Ama bir kardeşimiz 16-17 yaşındadır. Sesi çok olgundur. Rol bilgisi vardır. Alıyoruz. Mesela dün bir kardeşimiz geldi. 20 yaşında. Kartel rolü yapacağım dedi arkadaşlar. Sesi ipince. Almadım. Rol katesi saçmalı. Yani adama gidiyorum. Aileyim abi. Selamun aleyküm patron diyorum. Bir dönüyor. Selamun aleyküm baron abi. Diyor pat. Gitti. Bu adam zaten karşımda ezildi abi. Böyle bir rol yok. Tamam mı? Mantık bu. Başka diyeceğiniz bir şey var mı? Domino, Momino, Yusuf, size de söz verelim mi oğlum? Çok konuştum la. 25 dakikadır konuşuyorum, susadım. Tamam. Yok, sıkıntı ya, yok. Sen her şeyi söyledin. Ben bu arada şunu da söylemek istiyorum. Mülakat alımlarında ben ara sıra böyle odalara girip adminlere bakıyorum. Hakikaten işte Berat olsun, Eren olsun, Dex kardeşim, onlara da teşekkür ediyorum buradan. Mülakat alımlarında harbiden bayağı iyiler ve sertler. Bu güzel bir şey. Çünkü ben bu serverda harbiden artık böyle trollü, incesi artık, değil mi? Siz de bıktınız izleyiciler olarak. Güzel bir rol inşallah karşınızda olur. Ha bu arada eski sunucularla hiçbir ilişkimiz yok. Stok videolarımız vardı. Çünkü ekibin emeği vardı arkadaşlar orada. Sabahlara kadar ekiple video çektik, edit yaptığımız için onları da atıyorum. Yani ama son 3 videoları falan atmam. Sonuçta artık burada başlayacağımız için siz izlemeyeceksiniz. Bizim çakma sunucularımızı açanlara dikkat edin. Mutlaka arkadaşlar biz vizyoner açtık diye 3-4 tane harfi silip işte whitelist'i sunucu yapan çakallar olacaktır. Sakın o sunuculara itibar etmeyin ve girmeyin arkadaşlar. Sakın girmeyin. Tamam mı? Bizim ana sunucumuz budur. Vizyoner roleplay. Zaten Discord'dan gelip IP, MIP artık neyse onları da görürsünüz. Oradan giriş yaparsınız. Başkaki kişilere de itimat etmeyin. Çünkü arkadaşlar zirvedeki roleplay adamı biz olduğumuz için altımızdakiler bize biat etmek zorunda kalıyor. Biat etmesi için de çakma sunucular açıyor. Ama çakma olan şeyin ömrü kısa olur. TŞK'si mübarek olanın da ömrü uzun olur arkadaşlar deyip Luis, videoyu kapatalım. Tamam mı? Sen ne diyorsun ya? Vallahi. Yeter be. Çoğu zaman. Yeter daha, yeter daha. Kardeşim yeter ya. Neyse. Evet kardeşlerim. İnşallah güzel bir sunucu olur. Hepinizi Allah'a emanet olun. Abi çoğu sunucuda destek geliyorlar. Eyvallah.